bir yandan hastalıklarla, insanlık olarak, bir yandan kıtlık ile, o da sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı tesir altına alan bir hadise. Cenab-ı Hak nimetlerini kendisinden bilmeyen ve ona karşı bu nimetlerinden ötürü sorumluluk duymayan insanlara nimetlerini hatırlatıyor. Sahibin kendisi olduğunu hatırlatıyor. Aç ve susuz kıtlık içerisinde kalırsak o zaman anlayacağız ürettiğimiz tekniğin de, teknolojinin de kayar, görüntü taşır, ne bileyim cihazların aslında yenilip içilmediğini. Cenab-ı Hakk'ın bize bir yudum suyu vermezse şayet وَاِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَاَسْكَ بِقَدَرٍ Biz gökten belli bir suyu belli bir miktarda indirdik. فَاَسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne onu iskan eyledik. Yani yere yerleştirdik, altından üstünden akıyor. تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Toprağın altından nehirler akıyor. فَاَسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ Ama Cenab-ı Hak uyardı, bu nimetimiz وَاِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ Biz onu götürmeye de muktediriz. Zannetmeyin ki ele geçirdiniz, artık Cenab-ı Hak sizden onu geri alamaz. Yiyeceğiniz tam, içeceğiniz tam, hayatınız gıcır, her şeyi yoluna koymuşsunuz. Cenab-ı Hakk'a karşı herhangi bir ihtiyacınız yok. Dolayısıyla da beş başı mamursunuz, istediğiniz her yanlışı yapabilirsiniz. Öyle olunca Cenab-ı Hak bu kez öyle olmadığını kullarına gösterip uyarılarını daha sertçe onlara yaşatıyor ki Allah kullarından kolay kolay vazgeçmez. Şu anda Salih'in kavmi Semud'un ilerlediği süreç de bu. Yani yer yer yaşadıkları sıkıntılar ile hele hele gelen dişi deve ile birlikte yaşadıkları ile birlikte artık sürecin sonuna gelip dayandılar. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ Hazreti Salih onlara son öğütlerini bu anahtar kelimelerle verdi. Nimetlerin sahibi siz değilsiniz. Sadece nimetlerin sahibinin Allah olduğunu hatırlasanız bu size kâfi gelecek. İçinizdeki sorumluluk uyanacak. Cenab-ı Hakk'a karşı bu uyanacak sorumluluk ile iyi kullar olabileceksiniz. Ama değil mi ki elinizdekileri kendinizden biliyorsunuz, yeriniz, yurdunuz, yedikleriniz, içtikleriniz, bu sizi şımartıyor. O yüzden bana şımarık diyorsunuz ama yarın şımarık kim, yalancı kim göreceksiniz. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Yeryüzünde fesada yönelen, Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı her ne varsa bunlar fesada yol açan şeylerdir. Yani içkiden tutun, zinadan tutun, iktisada faize gelin ve diğer Allah Azze ve Celle'nin bize yasakladığı, haram kıldığı şeylerin tamamı hayatta bizlere zarar veren, bizleri hem sıhhat bakımından, hem ahlak bakımından, hem toplumsal düzenimiz açısından fesadı, haksızlıkları çoğaltan etkenler bunlar. Ama onlar bunları belli ki bir sistem halinde oturtmuşlar. Güçlünün zayıfı ezdiği, güçlünün dişini geçirdiği ve böylece kendi aralarında bir karşılıklı katman katman, kademe kademe, toplum kademelerinde belli bir çıkar ilişkisiyle Allah Azze ve Celle'ye karşı onu görmezden gelerek bir düzen kurduklarından gelen bu elçinin hatırlatmalarını umursamadılar, umursamak istemediler. Çünkü artık herkes o düzenden besleniyordu. Yani üsttekiler de, ortadakiler de, alttakiler de. Sadece akledenler Cenab-ı Hakk'a karşı baş kaldırıyı göze alamayan akleden kimseler Hazreti Salih'e onun getirdikleri üzerinden iman ettiler. Bir sonraki ayette göreceğiz. Onların iman etmesini sorgulayan bu müstekbirler وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم O müstekbirler, o zayıf
düşürülmüş, aşağılanmış, küçük görülmüş onlardan iman edenlere dediler ki اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Siz Salih'in Rabbinden gönderildiğini nasıl biliyorsunuz? Yani bunu gerçekten biliyor musunuz? İlim bu anlamda, yakın bilgi, kesin bilgi var mı sizde? Yani Hazreti Salih'e vahyin indiği ana mı tanık oldunuz? Meleğin kendisine geldiği yerde mi bulundunuz? Bu nasıl bir bilinçtir, buna nasıl kavuştunuz? Dedikleri zaman onlar cevabı dediler ki اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Biz onunla birlikte gönderilenlere iman ettik. Yani Hazreti Salih'in getirdiklerini ele aldık, açtık, okuduk, inceledik, bunların hak olduğunu gördük ve o malzeme üzerinden Salih'i doğruladık. Onun Allah'ın elçisi olması gerektiğine uyandık. Çünkü bize ulaştırdıkları hakikat ancak ve ancak Allah Azze ve Celle katından olabilen bir hakikat, iftira edilebilecek bir şey değil. Şimdi yaklaşım olarak baktığınızda kâfirlerinkiyle tam zıt bir yaklaşım. Çünkü kâfirler bu beşer sözü diye karşı çıktılar. Onlar da biz inceledik, beşer sözü olamayacağı için iman ettik. Yani onlar biz bunu beşer sözü saydığımız için inkar ediyoruz. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِه۪ كَافِرُونَ Biz de sizin iman ettiklerinize tam işte biz de tam olarak sizin iman ettiklerinizi yalanladık. Demek istiyorlar ki bizim de aslında Salih'le bir problemimiz yoktu. Ama bu getirdikleri bizi Salih'in aleyhine çevirdi. Yoksa eskiden قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا Öncesinde sen aramızda ümit vaat eden bir kimseydin. Beklentisi, kavim ondan geleceğe dair beklentisi olan bir gençmiş. Yani etrafına gelecek vaat ediyor. Demek ki akıllı, başlı bir çocuk. Ama getirdiklerini görünce onlar dediler ki biz de tam olarak getirdiklerini beğenmediğimiz için şu anda Salih'le uğraşıyoruz, onunla didişiyoruz. Demek ki buradaki arıza kâfirler açısından getirdikleridir. Müminler açısından da ittiba etmenin, uymanın ve iman etmenin hatta zemini yine aynı şey, getirdikleri.